Eğer daha önceleri Macera Zamanı 1 ve 2. bölümlerinin asıl hikayesini izlemediysen bir şeyler anlamayabilirsin. Bu yüzden hemen burada durup 1 ve 2. bölümlerini izle. Macera Zamanı'na yüzeysel olarak bakıldığında Finn adındaki bir çocuk ile esneyip uzayabilen köpeği olan Jake'in olağanüstü maceralarını anlatan çizgi dizidir. Fakat konusu göründüğünden çok daha derindir ve aslında bütün hikaye göründüğü kadar basit değildir. Çizgi dizinin konusunun derin ve ayrıntılı bir biçimde anlamak için genellikle bütün bölümlerini izlemeniz gerekir. Burada ben de sizlere Büyük Mantar Savaşı'nı bildiğim kadarıyla anlatacağım. Ancak video geçmeden önce bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Ayrıca kanalıma katıl üyesi olan herkese bu maddi desteklerinden dolayı gerçekten teşekkür ederim. Sen de ayrıcalıklardan yararlanmak için katıl üyesi olabilirsin. Bir de canlı yayın ve videolardan direkt olarak haberdar olmak için Discord sunucumuza beklerim. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Mantar Savaşı veya ona yol açan olaylar hakkında bir zamanlar Amerika olan yere bir mantar bombasının atılmasıyla sona ermesi, Leech'in uyanması ve dünyadaki yaşamın çoğunun sona ermesi dışında pek bir şey bilinmiyor. İnsan Finn ve Köpek Jake bölümleri bunu destekliyor. Çünkü Finn mantar bombasının bir ürünü olan Leech'in hiç var olmamasını diliyor. Bu ya bir ülkenin silahı yapmak için yeşil kuyruklu yıldızın özünü kullandığını ya da patlama üzerine kötü özü salan normal bir nükleer bomba olduğunu ima eder. Dilek gerçekleştiğinde Finn, büyücü Simon Patrikov'un olduğu bir dünyaya taşınır. Mantar bombasını durdurmak için kendisini feda etmesiyle sonuçlanır ve bu süreçte tüm dünyayı dondurur. Bir miktar yıkıma rağmen mantar bombası patlamadan insanlık var olmaya devam etmiştir. Ayrıca insan Finn'de yaşlı Marceline'in Simon bombayı buz güçleriyle durdurmasaydı dünyanın yok olacağını belirttiği için mantar bombasının muhtemelen savaşı bitirdiğini öne sürüyor. Şimdi bir de alternatif olarak ve bizlere sürekli olarak gösterilen dünyanın yok olduğu ve mantar bombasının patladığı zamana yolculuk yapalım. Savaş muhtemelen macera zamanındaki olaylardan yaklaşık olarak 1000 yıl öncesinde sona ermişti. Marceline'in Simon ve Marcy'deki bölümlerinde bir zaman kartında mevcut ortamdan 996 yıl önce gerçekleştiğini açıkça belirtiyor. Savaşın gerçekleştiği kesin yıllar hiçbir zaman belirtilmedi. Ancak mantar bombasının patlaması ile hayatta kalan insanların olduğu bir döneme işaret ettiği gibi bunun öncesinde en erken 1985'ten bir süre sonra atıldığı sonucuna varılabilir. O yıl premieri olarak yayınlanan sitcom'un Mr. Belvedere'ın tema şarkısını söylerken tafsir edilmiş bir bölümü mevcut. 1986'daki yapılan ve savaşın 1980'lerdeki zaman dilimine de destekleyen unsurlar mevcut. Bununla birlikte The Leech bölümünde 1998'de bütün dünyaya tüketim olarak sunulmaya başlanan, yani üretimi başlayıp ve dünyaya satılmaya başlanan 3. nesil bir iMac bilgisayarın ortaya çıkması nedeniyle savaşın 1998 yılından bir süre sonra meydana geldiğini varsayabiliriz. İnternetten türetilen ifadeler ve deyimlerin neden karakterler tarafından sıklıkla kullanıldığını bu nedenle anlayabiliriz. Modern akıllı telefonlar Elemental filmindeki insanlık çağındaki bölümlerde görülmekte. Bu Büyük Mantar Savaşı'nın 2010 yılı civarında başladığını gösterebilir. Savaşın 2000'lerde gerçekleştiğini kanıtlayan diğer kanıtlarda ise Abraham Lincoln'un Mars'ın Oğulları bölümünde yer almaktadır. Kısaca ilk iki rakamı 2 ve 0 olan bir tarihi olan bir kuruş gösterilir. Sayıların geri kalanı ise gizlenmiştir. Bunun yanında dünya genelinde 3 büyük bombanın patladığını ve birinin ciddi anlamda dünyanın dengesini bozduğu bir sahne var. Bu sahnede 3 farklı ülkenin yok olduğunu ve bombaların patladığına inanılıyor. Birinci teoriye göre ülkelerden biri Amerika. Bunu zaten
kesin gözüyle bakıyoruz ve diğer ülkenin ise Rusya olduğu düşünülmekte. Üçüncü ülke ise daha aşağılarda bir yerde. Bu görselde de görüldüğü gibi Çin mevkileri olduğu düşünülmekte ve benim görüşüme göre de bu kanı çok daha mantıklı. Sanki burada 3. Dünya Savaşı'na büyük bir gönderme yapılmış. İlk bomba Amerika'da, ikinci bomba ve en büyüğü olan ve krater açan bomba olarak bilinen Rusya, üçüncüsü ise Çin mevkilerinde patlıyor. Tahminlere göre Rusya tamamıyla yok oldu. Bu savaş sonucu bazı insanlar dünyadan ayrıldı. Bu ayrılan şeylerden biri ise BIMO adlı bizim küçük robotumuzdu. Bu daha sonraki videoların konusu, o yüzden hiç girmeyeceğim. Ancak BIMO sıradan bir robot değil ve üretilme amacı çok başkaydı. Keza bu savaş sonrasında Prenses Ciklet ve Marcy sevgili olduğunu, son bölümlerde bunların en ince ayrıntılarına kadar anlatmıştım. Savaşın gidişatlarını ve olaylar örgüsü aslında Buz Kralı, Prenses Ciklet, Marcy ve BIMO arasında dönmekte. Finn ve Jake aslında sadece hikayenin görünen yüzünde ve olaylardan 1000 yıl sonrasında geçmekte. Biz Finn ve Jake'i izlerken zaten kısa bir süreyi izliyorduk. Arka plan ise çok daha korkunç ve bilinmez. Savaşın sonu dünyanın büyük bir kısmının harap ve fazla yaşamdan yoksun bırakmıştı. Arazi genelinde var olan altyapı büyük ölçüde tahrip edilmişti. Kırılmış köprüler ve ofis binaları gibi hayatta kalan küçük insan altyapısı şimdi ise harabeye dönmüştü. Savaşın kanıtı terk edilmiş askeri araçlar, harap olmuş ordu ablukaları, bombalanan binalar ve düşen savaş uçakları şeklinde ortaya çıkmakta. İnsan teknolojisinin büyük bir kısmı da karaya dağılmış halde kaldı. Terk edilmiş ve tahrip olmuş araçlar, harap olmuş manzarada paslanmış iskeletlerin kalıntıları birkaç bölümün arka planında gösterilmektedir. Büyük yıkıma rağmen Simon Patrikov, yani bizlerin bildiği adıyla Buz Kralı, Moe ve iki ekmek liderliğinde insan kabilesi Els gibi bazı insanlar savaştan sağ çıkmayı başardı. Finn ve Susan bölümlerinin dahil olduğu bölümlerde yarı insan yarı iblis olan Marcelin'in de savaştan sağ kurtulan tek kişi olarak aktarıldı. Bununla birlikte çoğu muhtemelen savaş sonrasında telef oldu. Obsidian bölümlerinde Marcelin'in annesi Alice'in nükleer serpintiden kaynaklanan radyasyon zehirlenmesine yakalandığını büyük bir şekilde ima edilirken bilinmeyen bir hastalıktan ölmek üzere olduğunu gösteriyor. Bu kısımda da Alice'in Buz Kralı, yani Simon Patrico'ya kızı olan Marcy'yi koruması için yalvardığı bölümlerde mevcut. Bu, savaştan sağ kurtulan çoğu insanın kaderinin bu olduğunu göstermekte. Bölüm boyunca bir serpinti bulmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu kurtarılabilecek son bir yer. Kulüp evi olarak adlandırılan barınak, Marcelin'in oraya bulmasıyla birçok iskelet kalıntıları ile karşılaşmasıyla son buluyor. Sığınağın onları mantar savaşından koruyamadığını ima ediyor. Seni hatırlıyorum bölümünde Simon Marcelin'e kıyametten sonra yalnız olabilir ve Simon ve Marcy bölümlerinde diğer insanlardan yoksun bir savaş sonrası toplumu tafsir etmiştir. Büyük savaşa şahit olmuş ve yaşamış sadece 3 karakter var. BIMO, Marcelin ve Buz Kralı. Bazı kişiler savaştan özel veya doğaüstü yollarla sağ çıktı. Simon Patrico, seni hatırlıyorum bölümünde Marcelin'e yazdığı notta belirttiği gibi tacının büyüsüyle hayatta kaldı demiştir. Marcelin'in babası Hans'ın Marcy bölümlerinde hiçbir yerde görülmemesinin bazı nedenleri mevcut. Bir ana hatırası bölümünde mahvolmuş bir lokantanın kalıntılarında Marcelin ile bir bölüm görülmüştü. Marcy savaş sonrasında ve hemen sonrasında cehennemde bulunmuş olabilir. Yani babasının yanında. Bu nedenle mantar savaşından bir süre sonra ayrıldıkları sonucuna varılabilir. BIMO ise uzaya çıkarak insanlığa umut olmak için ayrılmıştı. Her şey kalır da savaşın ilk sonuçlarından birkaç yıl sonra savaşın ve bombanın düşmesinin bir sonucu olduğu ima edilen büyük bir iklim değişikliğinin geliştiğini belirtiyor. Anormal atmosferik okumalar tespit eden iki ekmek tomun insan kabilesi
gelişmek için daha güvenli bir yer bulmak amacıyla yenilenmiş bir yük gemisinde uzaklaşmıştı. Zaten tahminlere göre de Fi'nin ataları zamanında buralara yerleşmiş insanlardı. Sizlere macera zamanının asıl hikayesi bölüm 1 ve 2'de bu insan topluluğunun nerede olduğunu ve ne halde kaldığını anlatmıştım. Macera zamanı hikayesi bu kadar kısa değil. Şimdilik bazı bölümlerle ilişkili olan Büyük Mantar Savaşı'ndan bahsetmeye çalıştım. Bunun yanında Buz Kırılanı'nın asıl hikayesini sizlere zamanı geldiğinde anlatacağım. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.